Tural abi sağ olsun bizi müze yetiştirdiler. Biz hangi müze geldik şimdi? Burası Lirik Müzesi. Yani şeyin. Uzun ömürlüler diyarı. Neydi amcanın adı? Şirali Müslümov. 168. Ha aynen buradaymış. Abi bu amcamız Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Ben zaten buraya onun için geldim ve diğer büyük yaşta yaşayan insanlar için 168 yaşında Guinness kitaplar rekorlar kitabına da giriyor ve bu ülkede daha birçok insan var. Bu yaşı görmüş. Vay abi sağ olasın. Ha bu amcamız 148 diyor. 148. Ha zaten aynı kişi. Onun şahsi hakimi. Yok. 148 kimdi? Aynı adam değil mi? Aynı adam değil. Şireli Müslüman değil mi? Yok yok o başka adam. Bu başka abi adam. De yani 148 görmüş. Tabii. Şimdi mesela bu teyzemiz 1870'te doğmuş 2004'te ölmüş. Bu nene 103 yaşında ölmüş. Bu nene de 134 yaşında ölmüş. Bu 2011'de ölmüş. 113 yaşında, 114 yaşında. Bu teyzem 2000'de ölmüş, 107 yaşında. Ay maşallah ya. Onlara ait de eşyalar falan burada var, haberler var. 1887'de, abi Atatürk'ten daha büyük ve 2001'de ölmüş dedemiz. Aa dayı savaşa da katılmış. Merdiyeva Kinebacı 100 yaşında vefat etmiş. Onun eşarbı çantası burada. 1863'te doğmuş, 1972'de vefat etmiş 109 yaşında. Bunlar da o amca teyzelerin kullandığı eşyalar ha. Evet şu paradan bende var. 1901 yılına ait. Bu kaç yılına ait? Bu tam göremiyorum ama 1900'lük olabilir. Ha bu şey halı ip yapıyorlar. Çehre diyorsunuz ha tamam. Burada da Rukiye Resulova var. Bu teyzemiz de maşallah var. Şirali Baba Müslüm'ün Fransızca tercümesi. Şey o bu 168 yaşını gören dedi amcama. Evet. Oh maşallah. 256 yaşlı kişi ölümsüzlüğün sırrını açıkladı. Kurbağa kimi oturun, it kimi yatın ve bu bitkileri yiyin demiş. Bu teyze 256 yaşında mıymış? Ama bu teyze buralı değil yanlış bilmiyorsam. Yani malumatım yok şu an. Peki abi bu köyün kerameti ne de bu kadar insan bu kadar uzun yaşıyor? Burada havasına göre. Havası sağlam. Tabiatına göre. Baksana abi 90-100 insanlar. Nenem 101 yaşında. Ve sokakta yürüyordu. Bu da 134 yaşında. Külliye ve Kızıl. Ha onu Külliye görmüş. Külliye ve Kızıl. Ha, Sefer aynen. Kızı. 137. Aynen. Kişi bakı bana. Abi vallahi iyi oldu ya. Biraz zor geldim ama 280 kilometreyi herhalde bir 10 saatte geldik ama bakalım asıl mevzum şey hayatta olan birilerini görmek istiyorum yaşlılardan. Ve geldiğimiz köy böyle. Şimdi detaylı gezeceğiz. Bu gece burada kalacağım. Bakü'ye dönmeyeceğim. İnşallah böyle dedelerimiz, ninelerimiz varsa hayatta onlarla bir tanışmak, sohbet etmek istiyorum. Abi ben şimdi böyle bir dağ başında bir köy gördüm, beğendim, oraya gideceğim. Abi, şad oldum. Sağ ol kardeşim. Vallahi yaşlı oldum. Tavuşlardan sana zarar gelmez. Yok abi, tam kral insanlarsınız. Selam söyleyeyim. Bugün zaten full denk geldim, herkes tavuştu. Beni güzel ağırladığınız için teşekkür ederim abi. Çok bizim memnun oldum. Arkadaşlara selam duamı söyleyeyim. Aleyküm selam, cansınız. Yolunuz açık olsun. Abi, komutan. My name is Memo. Memo. How are you? Nasılsın abi? Abi ben gezmeye geldim. Hadi. Gezmeye geldim. Gezmeye geldim, hoş geldin. Ne güzel köyünüz varmış dedim, gezeyim göreyim. Evet, senin nömren var mı? Var. Tamam. İsmin ne? Mehmet abi. Mehmet abi, sana canım kurban. Cansın. Ben bir şey sorayım size abi. İki devlet, bir millet. Cansın. Süpersin abi. Selamünaleyküm abi. Arkadaşım, abim. Memnun oldum. Burada eğlen, hemen tamam. Komutan gelecek. Tamam abi. Gelecek. Tamam abi. Böyle nasıl lazımsa hemen. Tamam gelir. Abi, Allah razı olsun. Gelirim. Sağ ol. Zaten duymuştum bu Barzovu'yu. Tabela görünce düştüm hemen.
Ya o bir önceki arabadakiler de gerçekten kral insanlardı ya. Allah razı olsun onlardan. Yedir. Ta nerelere getirdiler? Şuraya baksanıza ya, Azerbaycan'ın sonu. Merhabayın bayan. Yakşı olunuz. Böyle bir yere geldik. Nerelere geldik? Allah'ım nerelere geldik? İstikamet Bardovo. 3.2 kilometre. Bu arada abilerin demesine göre galiba bu Guinness Rekorlar kitabına gelen o 160 küsur yaşında yaşayan dayı dedemiz bu köyde yaşamış. Biz de şimdi o köye gidiyoruz. Başka da var dedi yaşlılar ama yaşını tam bilen yok oradaki en yaşlı kişinin. Selamünaleyküm emmi. Nasılsınız? Yakışık. Kolay gelsin. Pek işlek bir yer değil. Ya kocaman olmuşsun hala emiyorsun, ayıp be. Selamünaleyküm emmi. Tamam tamam. Nasılsın, yaşlı sağ? Sağ ol, hay sağ. Neydi adı ileriki köyün? Kim? İleriki köyün adı neydi, kendin adı? O Pirdek Yüce. Sonraki? Sonra yoktu, bu tarafta yok. Barzov'u nerede? Barzov'u da. Ha tamam, ben Barzov'a varacağım. Orada kim yine? Kim olursa artık, kimi görürsem ona... Ha? Böyle Polistan. Şey, subay geziyorum, tek başıma geziyorum işte. Ha. Kim denk gelirse, köyleriniz çok güzel. Geldin sen lan. Ha, Türkiye'den geldim işte. Baktım bu köy çok güzel, bu dedim buralarda gezeyim biraz. Maalesef, maalesef, gel, gel. Teşekkür ederim. Yoksun. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Abi gerçekten... Çek, o anları çekemedim, izlemeyi tercih ettim. Mükemmel bir gün batımı oldu ama ben daha bir kilometre ya yürüdüm ya yürümedim. Hava kararmadan müsait bir yere çadırı çökeriz şimdi. Vay be, hava soğuk ama ben bakmayın kısa kollu oldum ha. Millet soba falan yakıyor. Gece buradayız. 10 numara. Güneş böyle battı, böyle doğacak. Tam karşımdan doğacak, o yüzden sabah erken uyanacağız. Benim sadır yarim kara topraktır, kara topraktır. Ben aldım yine kalemliği. Herhalde ayrılık. Ama bu bölüme yetişmez. Ama inşallah Azerbaycan'dan çıkmadan ayrılığı çalacağım. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Günaydın. Abi sizde de böyle mi? Mesela gece yatarken diyorum ki ya ben bir gün doğumunda uyanayım diyorum. Alarm yok, malarm yok. Gecenin 4.20'sinde tak uyanıyorum. Ya da diyorum ki mesela ben yarın 9'a kadar yatayım. Alarm yok, malarm yok. 9'a kadar uyanmıyorum. Daha gün doğmadı ama gün doğmadan neler de var. Neyse biraz serin. Az daha sıcak düşsün. Saat 4.30. Saat dışarı çıksak ne yapacağız? Az daha ısınsın, kahvaltı yapar sonra yürürüz. 2 kilometre, 2.5 kilometre yürüyeceğiz. Sonra akşama inşallah Bakü'ye varacağız. Oo, sabah kahvaltımız gelmiş. Çekirge, zıplayıver çekirge. Şşt, çekirge. Zıplayıver çekirge. Abi o değil de Azerbaycan'a geldim, daha ikinci gün mat patladı. Şişiriyorum 5 dakika 10 dakikaya iniyor. Evet güneş doğdu, artık ısındı hava.
keyfimiz yerine gelebilir. Açalım müziğimizi. Yapalım kahvaltımızı. Allah oyun havası geldi, dur. Şu gün doğumunda az oynayalım ya. Bana diyorsun sonra niye yüksekte çadırı kuruyorsun? Ya abi şu güzelliğe çadır kurulmaz mı? Artık yağmur fırtına da bu işin cilvesi. Şuraya bak ya. Ya bu dağın arkası işte İran işte. Şu an biz İran, sıfırız İran'a ya. Yani İran'ın sıfır etrafında dolanıyoruz. İran'a sıfır rayonlardayız şu an. Yani şey, rayon. Buradaki rayon tam böyle ilçe mi demek değil mi anlamadım da işte. Kasaba gibi bir şey. Kasabadan büyük, pardon. Bir rayonun ismi var, bir de şehrin merkezinin ismi var. Manzaraya bak, Allah'a şükür ya. Ben de diyorum yani, soruyorum bu insanlar niye uzun yaşıyor? Yaşar tabii. Şu güzelliğe baksanıza. İyi yürüdük be. Ya bu köy? Ya da bu köyden sonra 1.2 kilometre kaldı. Varacağız inşallah ama sabah daha 8. Yanıyor hava. Gece de şeydi. Bilmiyorum, gece üşüdüm. Bayağı yüksekteyiz. Ama güzel yerlere geldik ya. Çok iyi oldu. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Yaşlısınız. Bu köyün adı ne abi? Bu köyün adı ne? Barzavu. Ha, Barzavu. Geldim hele şükür. Aha. Dediler bu köyde uzun ömürlü hayat var. Var. Dedim ben de bu köye geleyim, ölmeyeyim bir daha. Nasılsınız abi? İyi. Ben böyle bu Türkiye'den geldim gezmeye. Bu Barzavu köyünü de duydum böyle, hani burada da hayat güzelmiş, insanlar çok yaşarmış. Ben de bir geleyim gezeyim dedim. Varsa bir büyüğüm elini öpeyim dedim. Var. Köyün büyüğü var mıdır abi? Hangi evdedir? Rahatsız etsem ayıp olur mu? Yok yok. Kendin ortası, kendin ortası. Bu yoldan dümdüz gideceksin. Ha, düz geç, sana soruşup diyorlar sana. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Tamam. Allah razı olsun. Yerine. Tamam. Peki bir şey daha sorsam abi. Şu an bu köyde yaşayan en yaşlı insan kaç yaşında? 97 yaşında var. Oo, maşallah. Onu ben görebilir miyim? Elini öpebilir miyim? Müsaade verirler mi? Verirler. Buradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Buradan gitsen keserde, buradan çıkın. Buradan. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Ayem mi? Evet. Demeli, kent merkezi nerede? Kent merkezi. Morayı. Ha. Bu ya bu. Tamam. O evin son kanı. Ha, bu evin. Tamam. Evet. Teşekkür ettim. Yaşlı olasın. Vallahi bir iki erik kopardım, hakkınızı helal edin. Ne var lan, eşek sıpası. Bağır bir daha da duysunlar, gel. Gel 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 gel. Gel. Bağır bir daha duysunlar. Ulan. Benden yakışıklı eşek ya. Saçların ne güzel lan. Bir de kesmişler, ucundan almışlar. Ne güzelsin. Abi 10 numara fıstık gibi memleket. Her şey süper. İnsanlar burada çok yaşarmış. Şu andaki en yaşlı insan 100 yaşında. Böyle düşündüm, acaba niye şimdi o 150-160'lı insanlar yok. Sonradan bunu gördüm. Dedim ki ondan sonra. Medeniyet işte. Abi köyün sonuna vardım. Lirik mi o tarafta acaba? Emin değilim. Şu dağların arkası Suriye, İran. Ondan sonra
Galiba şuraya Lerik'ti. Şimdi diğer başa varacağız. Orası da Lenkeran. Ya gerçekten köy hayatı gibisi yok ya. Ben işten köye yerleşmek için istifa ettim aslında. Ne işim vardır senedir hala dolanıyorum. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız abi? Selam, ne var? İyi abi. Türkiye'den geldim köyünüzü gezmeye. Hara gezsen? Gel eve. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Şey diyeceğim. Ha bu köy yaşlarıyla ünlü olmuş da yani yaş burada uzun ömür meşhurmuş. Var. Uzun ömür abi. Dedim bir tane varsa yaşlı emmim nenem elini öpeyim. Var mı bildiğiniz? Kendi içine gir, kendin içine. Tamam. Ha, orada soruş sana diğerler. Tamam. Bu kendisi bu yol gidiyor mu? Bu yoldan paramı gelersen düşersen aşağıya. Kendi tamam. İçine. Ha orada soruşarsan. Tamam. Yavaş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yavaş. Görüşürüz kardeş. Memnun oldum. Abi lan maaşın uzadın olsa gider evde Allah, gelsin. Allah razı olsun. İşlerimi bitireyim belki uğrarım abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu arada böyle şey bulamadım ya. Yani ben evlerin önünden geçiyorum bilerek hani. Kapının önünde biri otursa da otursam yanına çöksem muhabbet etsek. Hiç kimse yok dışarıda. Soracağım. Köyün yaşlısı nerede diye de kimseyi bulamadık. Evet. Senin adın neydi? Benim adım Seyit. Seyir. Seyit. Ha Seyit, Seyit. Ha, Seyit. Seyit değiller, Seyit. Seyit. Teşekkür ederim. Seyit kimi geliyor? Seyit değiller. Bizde de var Seyit diye isim. Var var. Aynen. Şimdi Seyit dedi ki abi gel ben seni bir dolandırayım dedi. Burada ulak diyorsunuz değil mi? Evet. Biz ona şey diyoruz. Petek, çeşme, serin su yani soğuk suya. Evet. Tamam hadi gidelim şimdi. Komatı özüm idare edeceğim bu abi. Yani buradan maşın gidiyor alıyor başına evet. Gidiyor. Evet. Beni getir sana gösteririm para kadar getir. Komat dedi. Sen o tarafı da sana gösterdim. Oradan bakıp bayana yol var. Gaydırsan. Manzaralı yerdi. Orada hangi rayona gidiyor? Burada rayona gelmiyor. Buradan biraz düz gidersen düz. Ha, kendi mi gidiyor? Ha, buradan biraz düz gidersen orada bağlar var. Bağlar. Bağlara göre. Ha, oradan biraz düşersen o tarafa da sana gösterdim. Bak tabadan her yer görünür, her yer. Oo. Tam seni sana gösterdim. Böyle böyle. Şey, şimdi bu köyün hamısı talış. Bel bel hams. Ha en iyi talışlarda burada mı konuşuluyor diyorsun? Bel bel talışlar hams. Demin duydum. Teyzeyle talışla konuştun galiba. Bel bel. Sizin talış dilinde benim adım Mehmet nasıl derim? İşte nam çiçe. Sen talış dilinde. Bir daha söyle. İşte nam çiçe. İşte nam çiçe Mehmet. Ha. İşte nam. Talış dilinde soruşursan mesela soruşursan diyorum işte nam çiçe. İşte nam çiçe Mehmet. Sen nam taş Mehmet. Tamam belli belli. Ya siz çok güzel yerde yaşıyorsunuz biliyor musun? Belli belli bizim yerler çok güzel yerdir. Vallahi ben burayı çok sevdim. Bilsem dün çadır burada kurardım. Belli belli bu taraflarda çadır kurmak olarak. Buranın bir tane havası adama bastı. Çok temiz havası var. Temiz o yüzden çok yaşıyorlar ya. Belli belli burada bizim ömürler çok olur. 150 kadar adam yaşıyor burada. 150. Ve bu kadar güzel. Bir de insanlar şey. Benim dedem 100'den yukarı yaş yaşıyor. Burada yaşıyor. Şu an burada mı? Yok, rahmete gitti. Allah rahmet eylesin. Allah ben abi rahmet eylesin. Ve burada anlamadım. 100'e aşkın bir sürü insan varmış ama son yıllarda galiba azalmış. Şu an 100 yaş. Bir tane. Belli çoğusu burada kalmıyor. Bir arası görsen geldi Bakü'ye yaşlılardan. Şimdi burada indi yüzün ömürlerden bir ikisi var. Takribi bir ikisi var hala da yaşıyorlar. Maşallah. Rahat yani yeriyle hem de. Yani ev yorganda da demiyor. Ya şey. Hasta yatakta değiller böyle. Yo yo. Yeriler. Vay maşallah. Talışça'da yoruldum ne demek? O günüm. O günüm ya. Ben. O günüm. O günüm oldum. Eşeğin balasına da kıtır değiller. Biz şimdi büyüğüne eşek diyoruz. Eşeğin balasına da kıtır. Kıtır. Biz de şey diyoruz. Sıpa. Sıpa? Ha. Biz de sıpa ittir. Sıpaya it mi diyorsunuz? Evet. Biz buna eşek sıpası diyoruz. Gel lan buraya eşek sıpası. Talıştığında sıpa ittir. Bu maşında çetin var he. Çetin oldu valla. Mesela ben var o. Çoban olduk gidiyoruz. Yerime var ha. Ben şeye gittim. Kuba'ya falan.
Kuba'ya? Oraya, Kuba'ya gittim, orada daha serindi. Aa. Burası ısıl. Burada ne baba? Burada ne baba? Buradan acı girer. Bak, bizim... Bu bizim bağlarımızdı. Sizin oralar? Bel. Ama boş. Otları vurmuş, boş tutendi. Ha, size ot için, ot için anladım. Ha, ot için de. Ekin ekmiyorsunuz. Mart ayından tutuyoruz. Ha. Düz iyun ayına kadar. İyun? İyun ne? Eylül. Ne? İyun neye kadar? İyun'dan sonra başlayacak. Ha, Kasım ot mu? Biçinde. Ladeyse. Ha. Gidiyor burada biçinde. Helal olsun. Helal olsun. Hani bize böyle, hani işti bize. Bize hani bir tek bir karşılık yoktu. Boş durmak yok. Hep yani, çalışıyorsunuz. Başladı. Koşuca gidiyorsan yani bize de otursan. Ha. Sıkılırsın. Ha. Ama burada işlemekti. O da işlemekti ama hayırdır. Mesela işçiyi düğün işle ve meşe gibi. İşte işleyen adam çok yaşıyor. Bazenadır biz burada işçiyiz ha. Ne güzel. Sana öyle baktığında gelir bu meşe ya. Memnun oldum kardeş. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak, görüşürüz. Evet, oldu. Oy, çocuk bütün köyü dolandırdı ama ben de yoruldum çantayla. Buralarda bir tane var yaşlı abi, bulursun belki, git şuradan sağ falan dedi de. Da bir tane yaşlı bulamadım. Selamünaleyküm emmi. Aleyküm efendim. Nasılsın abi, yaşlısın? Yok, oraya gideysen. Aa, ben de bilmiyorum nereye gittiğimi. Aha. Sonra dediler ki bu köy böyle uzun ömürlü insanlarla aha doluymuş. Ben de şimdi köyleri geziyorum, köy içini falan. Belki bir tane yaşlı amca ya da nene bulursam elini öpeyim bir tanışayım diye. Aa, danışmak istiyorsan yaşlılarına. Ha, var mı? Var. Gidipler rayona. Ha. Aha, rayona. Rayondan geliyor mu? Gelecekler şimdi, birazdan gelecekler. Ha, nereye gelecekler? Ha, maşinden. Yok, hangi, bu sokağa mı gelecekler? Yok, bak aşağı yolda. Ha, buradan aşağı mı ineyim ben? Ha, buradan düz aşağı, o yolda görersin. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaşasınız. Sağ ol. Nasıl? Sen de yakışsın. Allah'a şükür. Sizleri gördüm, daha yakışı oldum. Köy çok güzel. Sağ ol. Vallahi güzel yerde yaşıyorsunuz. Yakışıdı burası. Çok... Suyumuz yoktu. Harada yakışıdı ki. Su akmıyor mu? Su bak hala. Nece akır. Ha, ince. Aşağıdakinde vardı. Orada var. Burada yok mu? Burada yoktu. Az akıyor. İnce akıyor yani. İnce. Ellerinden öptüm. Allah'a emanet. Sana yakışı yok. Allah razı olsun. Bir tane yaşlı bulamayacak mıyım? Öğlen oldu, ne ötüyorsun hala? Bir tane yaşlı insan bulmadan gitmeyeceğim. Siz şu an belki 3-5 dakikada izliyorsunuz ama ben şu an 9'dan beri bütün köyün sokaklarını gezdim. Yani kimsenin kapısını da çalmak istemiyorum. De rast geldiğim birileri olur da görürüm diye bekliyorum ama yani doğru düzgün şu evde yaşlı var diyen birini bulamadım daha. Gel hadi gel. Ne? Elini yüksel. Ha, su var mı? Var. Gel. Çantayı buraya mı bırakayım? He? Selam aleyküm. Selam. Çantayı bir yere koy. Hoş geldin sen. Gel, hoş bulduk. Sen de hoş geldin diyeceğim olmaz. Nasılsın? Oradan gelmişsin. Ben Türkiye'den geldim. Aa, bana diler Arap. Türkiye'den. Ha. Arap bana Arap. Sen mi? Yok. Bir şey olmaz. Sen çantanı sana. Sonradan eşlerim. Sonradan başım. Otur da Allah'ın günahı sen. Otur. Allah razı olsun. Evde otur, çay iç. Abimle Bakü'den geldi. Gel. Bakü'den mi geldi? Konak var ha? Gel abi. Ha, nasılsın abi? Nasılsın? Otur. Hoş geldin. Ben nasıl geçecek etmiş? Bize bir tane çay ver abi. Bakü'de mi yaşıyorsun abi? Böyle ben Bakü'de yaşıyorum. İnşaat yapıyorum. İnşaattaki Türklerle. Oğuz Bey, Eliz Bey. Zaten Mapa İnşaat. Nerede inşaat varsa orada Türk vardır. Türktir. Siz havaskarsınız yoksa jurnalistsiniz? Ha, havaskar, yok. Yarı jurnalist sayılırım ama. Ha, jurnalist. Sağ ol. Bu kaç yaşına kadar yaşadı? Baba, Şirali kızı. Ha. 102 yaşında. Sonuncusu. 102 yaşında. 15. çocuktan sonuncusu geldi. Maşallah. Şimdi bu köyün en yaşlısı kim? Ha? Şu an en yaşlı kim? Bu yıl getirir mi? Bu kadın. Ha, 102 yaşında yeni vefat etti. Yeni vefat etti. 105 yaşındayız. Şu an peki var mı böyle 95 başka? 95 yaşında, 100 yaşında. 95 kim? 95 var birisi. Ne kadar olar bir 95? Nisa. Olar. Siz Nisa diyorsunuz, biz Nega diyoruz. Yok bilmiyorum, ha Nisa nene. Bizde biri var, 90 olar. Alo.
Senin ismin neydi abi? Fikret. Fikret abi. Vallahi sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. O bir annemi de çaldı. Tam ısıl olmuştum, çay böyle şey yaptı, serinletti beni. Yo, bizim de misafirliğimiz var. Var var, ben tadışları sevdim. Azerbaycan'da mesela bizde yoldan geçen, senden önceler geldi, Araplar gelir, Çinliler gelir. Buraya? Yahudiler İsrail'den gelirler, biz sıcakkanlıyız. Yo, ben bir yani, ekmeğimizi bölüşürüz. Allah razı olsun, öyle ben ama yolda tadış halkını sevdim, sıcakkanlı insanlar. Ben duydum, sen orada oturmuştum, Arap sandım. Dubai'den gelenler olur. Ha, yüzüm biraz araba okşuyor ama Türk'üm Allah aşkına. Türk? Yok, Türk sandım ki Arap dediler. Seçiş kapı sanırım. Kapı. Ay. Mama, senin adın neydi? Benim adım Gündüz'du. Gündüz. Ha, güzel isminiz var. Ha. Türkiye'den geldim, selam getirdim. Sağ ol. Hoş gelmişsin. Hemşe biz günahparvar adamıyız. Biz Azerbaycan halkı günahparvar adamıyız. Allah'a şükür ben geldiğimden beri. Biz de beri... Türk Azerbaycan bir devlet iki millet, bir millet iki devlet. Yani biz kardeş. Vuruşurdu. Bizde de Lerik rayonunun Barzavu kendiydi. Bu kent çok uzun ömürler kentidir abi. Bu kentin cemaati saf cemaati. Yani talış halkı saf halkıdır, dağ halkıdır. Yani qriyyətlidir. İstənilən, əgər o torpaqda yaşırsa, o torpağın qriyyətini çəkən bir xalqdır. Döyüşün bu çatda planetimizin ən uzun ömürlü mənim nanamın doğma dayısıdır. Bizim dayımız eləyir. Şirəli Müslümov. Şirəli Müslümov kəndidir. Sizin dayınız mıydı? Dayımızdır. Ha, duydum. Dayımızdır. 167-68 yaş yaşıyor. Evi yukarıda. Evi de yukarıda. Onun mezarını da ziyaret edeceğim. Hem de şehitlerimizin mezarını da ziyaret edeceğim. Bir tane gazi var. Bu illeri rahmet, taza rahmete gitti. Öz hayatında, mesela için öz kendinde burada malzat kesirler etten. Sonra en çok biz katık, ayran, süt. Ondan sonra süt. Sularımız çok. O süt mahsullerinden çok istifade edersen. Bizde çok tere pişirirler. Tere bilirsen. Tere yağ mı? Otlar, yakşı otlardan. Bitkilerden. Ha, tamam. Pişirirsen. O sütten, kaymaktan istifade eden adamın ömrü uzun olur. Aşağılar hamısı meyve ağaclarıdır. Alma, armut, büyük bir meşeler var. Doğal suyumuz. Evvel abi kışta, kadimde böyle kendi yemezler. Ancak almanı bölüp kurudurlar, yiyirler. Bize talışça ona sevçek deyirler, sevçek. Mesela armut sevçeki, alma sevçeki, mesela deyirler ondan yiyirler. Ona öyle insanlar kendi yemezler, dişler harap. En çok onunla gıdalanırdılar, ona öyle cama çok gümrah idi. Şey ya, sizin kelimeler hep bizim oranın kelimeleri. Gaynı, teze. Bel, teze. Ondan sonra şey, kese diyorsunuz siz de, şey, kestirme yola, kısa yola. Bel. Bizim lahçamıza, talıq lahçasına, Naxçıvanların lahçası yaxındır. Yaxın gəlir. Naxçıvan, bir de bu talışlar, biz Farsi talışır. Tabii, anladım. Fars, kelimelerinizde Farsiler var ama talışlar ayrı bir şey o, değil. Naxçıvanların sözleri bizim sözlerimizde daha uygun. Uygunluk var. Biz mesela için talışa deyirik hüle. Hüle deyirik armuda. Ha, hüle. Hüle. Onlar deyirler hüli. Yakın. Biz mesela için deyirik düze deyirik nemak. Onlar deyilen namak. Farsça namaktır. Ha, geçiş olmuş. Ha, belki kesin. Kürtçe'ye de okşuyordur. Ben biz şuraya deyirik nün talışça. Onlar deyilen nam. Ha, doğru biliyor musun nanı? Lahçalar yakındı birbirine. Gel baba gel. Bağa gel. Bağda da çek. Bağa, ben bağları severim, geze kadı. Ağaçlar. Bu elma. Ha, bunlar elma. Alma. Aslında yavaş bu yandan gel. Bunlar vişne ağaçlarım. Ha, vişne severim ben. İri vişne olur böyle. Bunlar İran'dan getirelim. Eşki. Ağaçlarımız yanıyor da bak, hepsi yanmış.
Burada böyle her sene mi kuraklık var yoksa bu sene mi? Kuyumuz var orada. Bak dur. Dur. Ha şu böyle mesela yapalım. az olmuş. Daha buna bak, buna bak. Bunlar biraz daha büyüyor. Aynen biliyorum. Bunlar şey kışa doğru oluyor. Ha evet. Ama bu yazı bu şey olmalı. Yazı. Bunu ne yiyelim? Hmm. İşte benim sevdiğim bu. Hmm. Ondan da yiyin. Damağımı mahvetti ama buna benim bak. Sevdiğim bu eşki. Bundan yemek ki. O erik değil mi? Yedim ondan yedim. Erik değil bu. Bu alçı. Tamam alçı diyorsunuz. Yedim. Yukarılarda bir sürü vardı. Yedi mi? Ya yedim. Zahmet etme. Siz bu yemeğe ne diyorsunuz abi? Sos. Sos. Biz de buna şey patates çorbası, patates yemeği gibi bir şey diyoruz. Bu zaten size şeydi neydi? Ghost değil. Neydi bunun adı? Sos. Şey bunun adı? Kartoşka. Ha kartoşka. Ha bu da çörek. Bak işte bu çörek gibi çörek. Ha çörek. Şehirdeki gibi. Çörek böyle güzel değil. Yok biz bunu yapıyoruz. Ha aynen. Tandırda. Ha tandırda. Aynı şey. Çörek getireceğim. Bir de bu gavda doğru getir. Kompot geldi. Bel asas kompottu. Yukarıda. Ben Türkiye'deyken bu kadar sevmiyordum ama abi buraya gelince sevdim kompotu. Selam aleyküm. Selam aleyküm abi. Nasılsınız? Yaşlı adamın kaçta? Bakayım okşuyu yedim. Yok yedik. Kime okşuyu? Ha yedik. Yedik. Allah razı olsun. Yedik. Abi sağ olsun beni konuk etti, yedirdi, içirdi. Ha gördüm kalıp. Gece orada oldu. Ha köyün girişinde çatır attım. Zaten. Çatır attım. Ya bir yaramın ben diye. O da benim evi. Şimdi bu köyün en büyük kimdir? Yaşça. Yaşı en büyük olan. Yaşça. Feruz. Burada. Yok şeydir. Yaşlılardan. Pipeşke'den hani yaşlı ki. Pipeşke'den yaşlı. Pipeşke'den yaşlı. Bilmiyorum valla burada da bu yaşlı yoktu ki. Yaşlık olmuyor. Hala hazırda sen gel. Bakıya mı gidiyorlar? Ha? Ya Bakü'ye mi gidiyorlar? Rahmete gitmişler. O ha onlar rahmete. Ha böyle Bakü'ye şile gidiliyor gençler. Hmm. Bir isteğin arzun var mı dedeciğim? Yok. Tanıştığıma sevindim. Mutlu oldum. Allah razı olsun. Sağ ol. Aslında Şakir biraz indi haram değil. Ha koyuyorlar da. Ay bu neydi ya? Ha bunlar köyümüzün eski sakinleri. Aynen. Bu ninemizde 98 mi oluyor? Yaşını aa, görmüş. Bu kipu kişi bizim dayımız değil mi? Babam dayısıydı. Çok yakınlar. Asmara Hacı Mirza 1873-1969. O benim büyük dedem. Aa. O da 96 yaşına kadar yaşamış maşallah. 1800. Aha bak. 1805. Aa, yeşilelim üstüne bu işte. 168. 1805-1973. Kaç yıl? Şileli baba bu galiba o zaman. 168 yapıyor. Bu çek. Bu dünyanın geri yaşlı diyen adam. Senin YouTube'unda. Vay be. 1805 yılında doğup 1973 yılında ölüyor. Abi işte şu an Azerbaycan'da en uzun yaşamış insanın mezarına gelmiş olduk. Köyde burası 1805'te doğuyor, 1973'te vefat ediyor. 168. 1805'ten öncesi de olabilir yani. Belki de. Var şu an 120 gördük, 135 gördük. Şu an bir de 168 abi, gördük. Dünyanın rekorlar kitabına girmiş birisi. Şu an dünya aynen Guinness Rekorlar kitabına girmiş, resmi de vardı. Hatta bir şey de bilebilirler yani girip internette. Tabii internete yazınca direkt çıkıyor evet, zaten. Çıkıyor. 168. İşte onun mezarını yani. Gördüm. Evet abi teşekkür ederim. Tamam. 1860. 1860'da. Ha bunun hayat yoldaşı. Karısı. Evet, 1860'da karısı. Doğmuş. 1980. Bu da 124. 124. 124 aynen. Yaşında. Aynen. Koca bunlar rekor kırmış.
Ha şurada bir tane var. 107 yazıyor yaşında ölmüş. Kızın yanına gideceğiz. 102 yaşında. Abi bu ne herkes 90-100. Bu köyün bir özelliği var ama kerametini çözemedim. Geldim araştırdım. Saadettin Teksoy gibi hissediyordum kendimi de çözemedik olayı. Halime Hatun. Ha yeni ölmüş onu duydum. Evet bu yeni öldü. Köyün en yaşlısı buydu. Evet evet. Vefat etmiş 1924. O da 97 yaşındaymış. Ha buradan. Allah razı olsun abi. Türkiye'ye selamlar. Sağ ol. Teşekkür ederim valla. Teşekkürler. Yedirdin içirdin etmedi gezdirdin. Yok, çok ne? Sen kusura bakma olsun. Böyle biraz ben tam biraz şey senin yani o kadar. Yok yok sen yolun evet. Kenarından aldın yedirdin içirdin bir de gezdirdin daha ne yapacaksın? Nüfusa mı kaydettireceksin? Çok sağ ol. Bana tekrar sağ ol abi. Ben gittim. Kendine iyi bak. Abiye de anneye de selam söylersin. Çok sağ ol. Görüşürüz inşallah. Buradan da memlekete selamlar. Tamam abi. Vay canım vay. Tan nerelere apardık böyle. Dün gece şurada falan yatmıştık. Dostlar. Hem doğasıyla hem de uzun ömürlü insanlarıyla meşhur olan Azerbaycan'ın İran sınırına en yakın kasabalarından biri olan Lenkeran Leri'ye geldik. Ya da Lerik Lenkeran'a geldik. Burada rastgele gezerken bir tane Barzovu diye köy gördüm. Şansa da benim en çok aslında aradığım yere denk geliyormuş orası. Neden derseniz ben duymuştum ki burada insanlar çok yaşıyor. 100 yaşın üzerinde bir sürü insan var. Ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. 168 yaşına kadar yaşamış. Şireli Müslümov varmış. Tabi ölmüştü o. Gördünüz zaten mezar taşını. Onu da ziyaret etmek, buradaki diğer yaşlıları da görmek istedim. Buraya kadar geldim. Çok fazla yaşlı göremedik ama bu köyün doğal güzelliklerini gördüm. En son gittiğimiz dedemiz 90 yaşına yakınmış. Onu tanıdık. Güzel insanlar tanıdık. Bundan sonraki şu an yolculuk Bakü'ye. Otostopla Bakü'ye gideceğim ama bu kısmı video çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum ama bu kısım bitti. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerime beni konuk ettikleri için teşekkür ederim. Arkadaki arabayla ben herhalde bir yerlere giderim.